SCR kaydediyor. SCR Bonu ana ekranı. Radyo sayfa ayırıcı içinde. Etkinleştirmek için Overlay eksi Overlay settings düğme. Etkinleştirmek için iki kez doku. Başla. Overlay recordings. Overlay drop düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma, etiketler kullanılabilir. Görüntülemek için üç parmakla dokunma hareketini kullanın. Herkese merhabalar millet. Bugün OneUI arayüzündeki ekran okuyucusunun ayarlarını tanıtacağım. Bu ekran okuyucusu TalkBack Voice Assistant karışımı bir program olmuş. Yani içinde hem TalkBack'ten hem de Voice Assistant'tan fonksiyonlar var. Örneğin şunun gibi. TalkBack menüsü. İptal. Bu normalde ana ekranı. Radyo sayfa o. Radyo. Ordu. Bu normalde TalkBack menüsüdür ama Voice Assistant'ta 3 parmakla aşağı yukarı sağa sola kaydırma hareketi vardı. Bu ekran okuyucusunda o da var. Şöyle. Kelime. Karakter. Kelime. Paragraf. Baş. Kontrol. Bağlan. Varsa. Konuşma. Ayrıntı. Noktala. Konuşma. Ekranı gizle. Ses. Kay. El. Kay. Par. 3 hızlı seçenek. Konuşma hızı. Erişim. Kaydır. Sesi. Ekran. Konu. Nokta. El. Kap. Ses. Kaydır. Ekranı. Konu. Nokta. Ay. Erişilebil. Konuşma. Bir saniye. Ayrıntı. Noktalama. Konuşma. Ekran. Ses. Kay. Eriş. Konu. Ay. Nokta. Konu. Ek. Ses. Kay. Erişilebilirlik. Kaydır. Sesi. Ekranı, konuş, noktala, ayrıntı, konuş, erişim, kay, sesi, ekranı, konuşma, noktalama, ayrıntı, düzen, konuşma, erişili, kaydır. Neyse böyle kalsın. Ayarı düzenlemek için yukarı hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma hareketini yapın. Bu şekilde bir rotor menüsü de var. Daha doğrusu Ö boyu, Voice Assistant'taki adıyla Ö boyu menüsü de var. Uygulamalar ekranı. Hemen şöyle yapalım. TalkBack menüsü. Ekranın başından başlayarak ekranı TalkBack ay metin sistem iptal. Sistem işlemleri listede. Burada sistem işlemleri diye bir şey gelmiş. Sistem işlemleri. Hızlı ayarlar. Sistem iptal. Hızlı bir ayarlara erişebiliyorsunuz. TalkBack'i kontrol etmek için sesli komutları iptal. Sesli bu komutları. Radyo sayfa ayırıcı için erişilebilirlik düğme sahip erişilip kaydır. Sesli komutları kullanabiliyorsunuz. Yani hızlıca kaydırma veya aşağı hızlıca kaydırma hareketini yapın. Sesli komutlar TalkBack programını sesinizle yönetmeyi sağlar. İşte son söyleneni panoya kopyala dediğiniz zaman o otomatik olarak son söylediği cümleyi panoya kopyalıyor. Yani biraz böyle Google Asistan gibi bir basit özellik eklemişler. Şöyle tekrar menüye girelim. TalkBack menüsü. Ekran TalkBack ayarları. Metin okuma ayarları. TalkBack ayarları. TalkBack ayarları ve metin okuma ayarları diye ayrı ayrı seçenekler var. İstersek direkt TalkBack ayarlarına girebilir. İstersek de metin okuma ayarlarına girebiliriz. Metin okuma ayarları. Metin okuma ayarlarına girelim. Etkinleştirmek için iki kez dokunma.
ana ekranı. Metin okuma. Yukarı gezinir. Düğme. Liste dışında. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Metin okuma ayarları biraz değişmiş. Burada konuşma hızını sıfırla, ses perdesini sıfırla gibi konuşma hızını ve ses perdesini ayrı ayrı olacak şekilde sıfırlayabildiğimiz bir menü vardı eskiden. Artık o yok. Sadece sıfırla var. Sıfırla düğmesine bastığımız zaman hem konuşma hızı hem ses perdesi aynı anda sıfırlanır. Bu biraz kötü olmuş tabi. O ince ayarın olmayışı biraz kötü olmuş ama olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Metin okuma. Sentezleyici değiştirme mantığı biraz değişmiş. NVDA'nın mantığına benzemiş. Yani eskisi gibi metinden ses ayarlarına girdiğimiz gibi ses motorlarını göremiyoruz. Burada tercih edilen motor var. Hani eskiden de vardı ama eskiden başlık olarak çıkıyordu. Yani tercihli TTS motoru üst bilgi şeklinde başlık olarak çıkıyordu. Burada tercih edilen motor diyor. Bu artık başlık değil, bir ayar olarak çıkıyor. Ve bu ayara tıkladığımız zaman telefonumuza kurmuş olduğumuz sentezleyicileri görebiliyoruz. Hemen deneyelim. Tercih edilen motor. Hocalizer ses motoru. 1/6. Listede. 6 öğe. Tercih edilen motor. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Bu arada ayarlar mantığı hemen hemen aynı. Çok değişmemiş. Yani nasıl ki seçtiğimiz ses motorunun sağ tarafında ayarlar. Metin okuma ayarları vardı. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Metinden konuşma motoru ayarlarını açın diyordu. Burada bu başlık gelmiş. Tercihli TTS, pardon, tercihli diyorum. Tercih edilen motor. Tercih edilen ayarlar. Motor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Tercih edilen motor başlığının bu defa sağ tarafına ayarlar menüsü gelmiş. Buraya basarak artık seçtiğimiz sentezleyicinin ayarlarına girebiliyoruz. Bakalım. Hocalizer ses motoru ayarları. Evet. Varsayılan ses ayarları 100. Geri. Metin okuma. Ayarlar. 1/6. Listede. 6 öğe. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Ha, bir de bu ses verisi yükleyin diye bir olay vardı. O artık kalkmış. Yani kalkmış derken sadece desteklenen motorlar için ses verisi yüklenebiliyor. Yani ses verisi yüklemeyi destekleyen bir ses motorunu seçtiysek ses verisi yükle seçeneği çıkıyor. Bir de ses motorunun ayarlarına girdiğimizde tam olarak ayarlarını açmadan dil diye bir seçeneğimiz vardı. Dil, sistem dilini kullan şeklinde. O artık altta çıkıyor. Yani şunun altında. Tercih edilen motor. Vocalizer ses motoru. Tercih edilen motor. Vocalizer ses motoru. Hemen onun altında. Dil, sistem dilini kullan. 2/6. Dil, etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Dil menüsü artık bunun altında çıkıyor. Yani eskiden sentezleyiciyi seçerdik. Metinden konuşma motoru ayarlarını açardık. Orada dil, işte falanca ses motoru ayarları, bir de ses verisi yükle diye 3 seçenek çıkardı. Demin bahsettiğim üzere ses verisi yükleme seçeneği sadece artık desteklenen ses motorları için kullanılabilir.
Yani ses verisi yüklemeyi destekleyen ses motorları için ses verisi yüklenebilir. Bir de dil menüsü artık bunun altında geliyor. Yani şunun. Tercih edilen motor. Dil, sistem dilini kullan. 2 bölü 6. Şu menünün altında Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. geliyor. Hemen diğer ayarlara bakalım. Konuşma hızı. Yavaş. Hızlı. 4 Bu bölü 6. konuşma hızı menüsündeki bildirimler Android Marshmallow, Android 6.0 Marshmallow sürümünden gelen bir olay. Android 6'da da vardı bu. Konuşma hızı menüsüne girdiğiniz zaman konuşma hızı yavaş, hızlı derdi. Android 7'de bunu kaldırmışlardı. Artık sadece konuşma hızı diyordu. Burada Android 11'de yeniden koymuşlar özelliği ve %15. 100. Kaydırma çubuğu. Ayarlamak için ses düzeyi düğmelerini kullanın. %15 yine burası tabi Allah'tan kaldırılmamış. Sıfırdan 100'e kadar esnek bir skalada konuşma hızını değiştirebiliyoruz. Android 6'da bu yoktu. 5, 10, 15, 20, 25 diye basamaklar halinde gidiyordu konuşma hızı. %0'dan %100'e kadar değişiyordu ama %1, %2, %3 diye gidemiyorduk. 5, 10, 15, 20 diye gidiyordu. Burada %0'dan %100'e kadar esneklik var. Bu ayar değiştirilmemiş. İyi ki de değiştirilmemiş. Aşağıya ilerleyelim. Ses perdesi düşük, yüksek 5 bölü 6. Ses perdesi. Ses perdesi menüsü düşük, yüksek şeklinde çıkıyor. Android 6'da ses perdesi diye bir menü yoktu zaten. Android 7'de vardı. Onda da böyle düşük, yüksek diye bildirim sağlamıyordu. Sadece ses perdesi diyordu. Yine burada ses perdesine geldiğimiz zaman düşük, yüksek diye bildirim veriyor. %20. 100. Kaydırma çubuğu. Evet. Ayarlamak için ses düzeyi düğmelerini Burası kullanın. da sıfırdan 100'e kadar basamak basamak gidebiliyoruz. %0, %1, %2, %3, %4 diye sıfırdan 100'e kadar burada da esneklik var. Çal. Düğme. 6 bölü 6. Çal. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Çal düğmesi var. Bu eskiden tüm Android sürümlerinde böyleydi. Ya yani böyleydi dedim. Şu şekilde oluyordu. Bir örnek dinleyin. Ses sentezinin kısa sunumunu oynat derdi. Android 4'ten sonraki bütün sürümlerde bu vardı. Artık bu bir örnek dinleyin. Ses sentezinin kısa sunumunu oynat demek yerine sadece çal diyor. Bastığımızda da 1, 2, 3. seçtiğimiz ses motorunun TTS demosunda hangi metin yazıyorsa ki bu biraz geliştirici işi, bunu biz değiştiremeyiz. Seçtiğimiz ses motorunun TTS demosunda hangi metin yazıyorsa onu söyler. 1, 2, 3. Bu tabi sayı sayıyor. 1, 2, 3 şeklinde. Sıfırla düğme. Sıfırla. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Sıfırla demin bahsettiğim gibi basınca mesela şöyle değiştirdik diyelim. Konuşma hızını bir saniye. Evet. Şöyle yaptık mesela atıyorum. Bunu sıfırla düğmesine bastığımız zaman hem konuşma hızını hem ses perdesini aynı anda sıfırlıyor. Metin okuma ayarları bu şekilde. Donanım. Ulan ara. Etkinlik. Talkback. Son ekran. Ekran. Talk. Metin okuma ayarları. Ana. Pardon. Donanım. Donan. Bu ara. Ana ekran. Buradaki Talkback menüsü. işte Liste dışında. Talkback menüsü. son söyleneni panoya kopyala bilmem ne, buraya bilerek girmiyorum çünkü buralar
TalkBack kullanıcılarının bildiği menüler. Ekranı giz. TalkBack ayarları. Metin okuma ayarları. TalkBack ayarları. TalkBack ayarları diyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Basıyorum. TalkBack ayarları. Yukarı gezinir. Düğme. Liste dışında. TalkBack ayarları. TalkBack'teki yeni özellikler 1/14. TalkBack'teki yeni TalkBack'teki özellikler. Yeni özellikler. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. TalkBack'teki yeni özellikler diyor. Bu hem genel bilgilendirme anlamında hem de test pad, yani dokunduğumuzda ne yaptığını, ne işe yaradığını, hareketlerin ne olduğunu söyleyen bir menü. Hem de dediğim gibi makale tarzında okunabilecek menüler var burada. Ses başlık 2/14. Bu arada bu ses artık üst bilgi demiyor. Android 6'da ve önceki sürümlerde, hatta Android 7 de buna dahil, üst bilgi derdi. Üst bilgi demek yerine başlık diyor artık. Ki bu daha doğru bir terim olmuş. Başlık olması, başlık demesi bence daha güzel. Metin okuma ayarları 3/14. Metin okuma ayarları. Metin okuma ayarları. Bu demin etkinleştirmek için iki kez dokunma. Gezindiğimiz menü. Yani metin okuma ayarlarına direkt girebildiğimiz gibi buradan da girebiliyoruz. Ayrıntı düzeyi 4/14. Ayrıntı düzeyi ayarları var. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şifreleri sesli olarak oku. Şifreler her zaman sesli okunur. Kullanımda anahtar. Şifreleri 5/14. Şifreleri sesli olarak oku. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şifreleri sesli olarak oku. Bu erişilebilirlik menüsünün içindeydi. Ekran okuyucusunun tam olarak içine yerleştirilmemişti. Burada ekran okuyucusunun içine yerleştirilmiş. Ses ve titreşim. Ses ve titreşim. Denetimler. Başlık 7/14. Denetimler. Hareketleri özel. Denetimler. Başlık 7/14. Bu arada öğeden 1-12 arasındakiler gösteriliyor. Bazı menülere bilerek girmiyorum. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi bu TalkBack ve Voice Assistant karışımı bir ekran okuyucusu. Ve bazı, yani benim girmediğim menüleri TalkBack'te var olan herkesin bildiği menüler. O yüzden zaman kaybı olmasın diye girmiyorum. Hareketleri özelleştir. Menüleri özelleştir. Braille Bilge 10. Konuşmayı durdurmak için yakınlık sensörünü kapat. Evet. Eğitici ve yardım 12/14. Bu da yine 14 eğitici ve arasındakiler yardım. Eğitici ve yardım bu ekran okuyucusu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlar. Gelişmiş ayarlar 13/14. Gelişmiş ayarlar. Galaxy Store'da TalkBack'i açın. 14/14. Evet, artık Google Play Store'da TalkBack'i açın. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Artık Google Play Store'da olmadığı için bu uygulama, Galaxy Store'da açın diyor. Gelişmiş ayarlar 13/14. Gelişmiş ayarlara bir bakalım. Gelişmiş ayarlar. Yük. Gelişmiş denetimler. Baş odak göstergesi 2/9. Odak göstergesi. Buna bir girelim. Odak göstergesi. Bu Voice Assistant'tan aşina olduğumuz bir ayarlama biçimi. Büyük imleç diye geçerdi ama biz yine de bir ayarlarını inceleyelim. Kalın sınırlar kullanımda renk işaretli. İşaretli değil. Burada renk çeşitleri var. Başla düğme. Bu kalın imlecin renklerini belirleyebiliyoruz. O da özel etiketler 3/9. Ha, bu menüyü daha da geliştirmişler. Özel etiket ekleyebiliyoruz. Gerçi ben daha tam olarak nasıl yapabileceğimi keşfedemedim ama
Ya henüz olayın çalışma mantığını çözemediğim için özel etiket ekleyemedim, ama bu menüde diyelim ki özel etiketler eklediniz. Özel etiketlerinizi bir dosya şeklinde dışa da aktarabiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani özel etiketlerinizi dışa aktaramıyordunuz. Telefona format attığınızda falan aynı uygulamalar için aynı özel etiketleri yeniden oluşturmanız gerekirdi. Bakalım. Özel etiketleri yönetim. Yukarı gezinir. Düğme. Liste dışında. Etkinleştirmek için iki Özel kez dokunma. etiket Özel etiketleri yönetim. menüsü daha gelişmiş olmuş bu sayede. Yani özellikle bu etiketlerin bir dosya şeklinde dışarı aktarılabilmesi ve lazım olduğunda, gerekli olduğunda yeniden telefona kurulabilmesi gerçekten elverişli ve kullanışlı bir fonksiyon olmuş. Özel etiketleri içe aktar. Düğme. Bu Etkinleştirmek için iki kez dokunma. özel etiketleri içe aktar menüsü, yani sizinle beraber Android 11 kullanan ve kendisi için özel etiket oluşturmuş olan birisi size kendi oluşturduğu özel etiketleri dosya halinde gönderdiyse aldığınız özel etiketi içe aktarabilirsiniz bu şekilde. Özel etiketleri dışa aktar. Düğme. Yine aynı şekilde Etkinleştirmek için iki kez bu dokunma. defa siz özel etiketlerinizi yararlanmaları için başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. İçe aktarılan etiketleri geri döndür. Düğme. Devre dışı. İçe aktarılan etiketleri geri döndür. Bu tam olarak ne işe yaradığını anlamadım ama sanırım ya sıfırlamayla alakalı bir olay, yani atıyorum içeri etiket aktardınız ve etiketlerden memnun kalmadınız, silmek istiyorsunuz, ya o şekilde silmenize yardımcı olan etiketleri silmeyi sağlayan bir menü, ya da özel etiket aldınız diyelim, bir biçimde etiket dosyanız zarar gördü ve özel etiketler çalışmaz oldu. Aynı şekilde geri döndür düğmesine basarak özel etiketleri onarmaya, tamir etmeye çalışan bir menü olabilir. Açıkçası tam bilmiyorum ne işe yaradığını. Geçelim. Şu anda özel etiket yok. Etiketsiz bir resme gidip TalkBack menüsünden bir etiket ekleyerek özel etiket oluşturabilirsiniz. Evet, böyle bir bildirim var ama tam olarak nasıl olacağını çözemedim. Geri. Çıkalım. Gelişmiş ayarlar. Özel etiketler bir kez dokunarak etkinleştir. Bunu İki tek geçiyorum. dokunma ile yazma. Kullanımda değil. Anahtar 5 bölü 9. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Tek dokunma ile yazma. Bu biraz TalkBack'ten, hatta şöyle söyleyeyim, bu biraz ham, yani saf TalkBack'ten tanıdık gelebilen bir özellik. Yani tuşlara dokunuyorsunuz, parmağınızı tuştan çektiğinizde karakteri yazıyor, o tarz bir özellik. Klavye kısa yolları. Klavye 6 bölü kısa 9. yolları, Geliştirici ayarları. 7 geliştirici bölü ayarları, 9. Gizlilik politikası. gizlilik 8. politikası, Hizmet şartları. hizmet 9 şartları. bölü. Liste dışın. Başla. Geri. TalkBack ayarları. Gelişmiş ayarlar. Galaxy Store'da TalkBack'i açın. Donanım. Bu şekilde Ana ekran. Sayfa 1-1. Uygulamalar ekranı, yeni sayfa bir 1-2. ekran okuyucu var. Bu videoyu henüz Android 11 kullanmayan ya da Android 11 güncellemesi alan bir telefon almayı düşünecek olanlar için çektim. Yeni sistemimiz bu. Ya da elinde Android 11 yüklenebilecek bir telefon olmasına rağmen nasıl bir
işletim sistemi olduğunu bilmediği için güncellemeye çekinen insanlar olabilir. Onlar için bir tanıtım videosu aynı zamanda bu fikir edinmeniz açısından. Yeni sistemimiz, yeni olayımız budur. Umarım Android 11'e geçtiğinizde ya da Android 11 yüklü olan veya güncellemesini alacak olan bir cihaz sahibi olduğunuzda bu yeni sistemi rahatça kullanabilirsiniz. Kendi şahsım adına konuşmam gerekirse ben TalkBack ekran okuyucusunu normalde kullanmaktan yana değildim. Sizler de bilirsiniz. Çok zor gelirdi bana TalkBack. Hatta imkanı yok, alışamam ben buna derdim ama bu işin içine Voice Assistant'tan gelen özellikler de dahil olunca alışması da kullanması da kolay oldu. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın.